Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 11 Ağustos 2024 yine Düzce Gümüşova'da Çatalbaş Av Bayisi'ndeyiz sizlerle birlikte. Bu videomuzda sizlere İtel 2 tane baba tüfeğin incelemesini yapacağız. Değerlendirmesini de sizlere bırakacağız. Tüfeklerimizden biri videolarımızda ilk defa çekiyoruz bu tüfeği. Ben de gerçekten tüfeği görünce videosunu çekme fırsatı bulduğum için sevindim. Rus Baykal arkadaşlar. Bu tüfeğe soran çok arkadaşımız vardı. Rus Baykal tanıtımı yapmamızı isteyen. Evet, Ramazan sağ olsun Rus Baykal getirmiş bir tane. Bize de çekme fırsatı doğdu böylelikle. Evet, bu Rus Baykal İtal tüfeği arkadaşlar. Rusların meşhur, Türkiye'de de bilinen, sevilen bir tüfek. Avrupa'nın ve dünyanın devi olan A400 Beretta Ultralight modeliyle birlikte incelemesini yapacağız. Bu arada bu tüfekte Mustafa abimin tüfeği. Beretta grubu olmadığı için bunu buradan belirtmek istiyorum. A400 Ultralight, işte X-Power Action, Unico tüfekleri şu an çok az talep istiyor. Çok özleri var. İsteyen çok ama tüfek Türkiye'de yok. Çok talep istiyor ama Türkiye'de tüfek yok. Talep var, tüfek yok. Evet. Bunu da söyleyelim yani. O yüzden arkadaşlar bayideki Beretta'lar zaten gelir gelmez gidiyor. Ve yenisi de şu anda piyasada olmadığı için ben kendi tüfeğimi getirdim. Zaten sıfır gibi. Kendi tüfeğimle Rus Baykal'ı. Her ikisi de İtal tüfek. Biri Rusların meşhur av tüfeği. Biri de dünyaca ünlü İtalyanların meşhur Beretta'sı arkadaşlar. Her ikisini de şimdi inceleyeceğiz. Baykal'la Beretta'yı niye İkisini birlikte inceliyoruz. Her ikisi de arkadaşlar gazlı model. O yüzden bir kinetik tüfekle birlikte Baykal'ı incelemek doğru olmazdı. O yüzden her ikisini de gazlı olması gerektiği için Beretta'yı tercih ettik Baykal'la birlikte incelemeye. Yalnız Baykal'ın gazlı sistemi de çok farklı. Beretta'nın gazlı sistemi de çok farklı. Sistemler çok çok farklı. Kendilerine özgü. Kendilerine özgü. Taklit değil. Taklit değil. Beretta kendi geliştirmiş kendi sistemini. Evet. Daha sonradan kopyalanmış bazı firmalar tarafından benzer. Yani tam %100 aynısı olmamakla birlikte benzerleri yapılmış. Baykal kendine özgü bir sistemi var. Rusların silahı zaten. Soğuk iklim silahı. Bunun kopyasını hatırlamıyorum gördüğümü. Şimdi arkadaşlar şöyle tüfeği bir dıştan sizlere bir göstermek istiyorum. Tüfeğin ön yüzü, kurma kollu yüzü. Tüfeğin arka yüzü. Arka yüzünde şurada cutoff tuşu var. Tüfekte. Baykal'da bakın. Cutoff tuşu var. Evet. Üzerinde de bu modelde çok güzel. Kaz ve ördek, yeşilbaş, saz ve ördek işlemeleri var. Direkt tüfeğin alüminyumuna işlemişler. Ve bu tarafta da şu tarzda. Şurada da Baykal yazıyor. Klasik bir kurma kolu var. Haricinde şöyle bakalım. Yine klasik askı kayışları mevcut. Omuz pedi biraz daha kalın diğer tüfeklere göre. Omuz pedi delikli. Onun dışında şu kasa yapıları birbirine tüfeklerin çok benziyor. Üst kasa yapıları. Burada bir tanesinde arkadaşlar bu dürbün ayağı yeri mi piketin ayağı yeri mi? 11 milim üzerinde ray var. Ama pikatin ray değil, buna dönüştürücü takarak 22 milime çevirebilirsiniz. Evet, burada da arkadaşlar daha farklı. Bunda da aynı şekilde şurada. Buna farklı bir dönüştürücü takıyorsun. Evet. Buna farklı Koymuşlar. Bir dönüştürücü takıyorsun. Evet. Bunun dışında tüfeğimizde şuradaki şu şekilde yapmışlar fişek düşürme tuşunu Ruslar. Beretta'da da arkadaşlar düşürme tuşu yine aynı yerde ama burada pim var. Pime dokunuyorsunuz. Şöyle tüfeğe kurduğunuz zaman bakın pim çıkıyor ortaya. Tüme bastığınız zaman tık düşüyor. Evet, tüfeklerimizi bir tartalım önce arkadaşlar. Rus Baykal'ı tartalım 71 namlu. 75. 75 mi? Evet. Evet. Namlusu da 75 arkadaşlar. 76 değil. 3215. 3 kilo 215 gram. 61 namlu Beretta Ultralight'ı tartalım. Bu arada ilk defa tartılıyor bu tüfek. 2 kilo 760. 2 kilo 760 gram arkadaşlar. Beretta. Arada 440 gram ağırlık farkı var arkadaşlar. Yarım, boş hali. Yarım kiloya yakın ağırlık farkı var Beretta ile. Zaten bu tüfek dünyanın en hafif tüfeği olarak geçiyor. O konuda ilk sırada. Benim anlamadığım bu Rusların yaptığı tüfek de 75 namlu. Ben Türkiye'de 75 namlu tüfek görmedim. Ya 76 olur, ya 71 olur, ya 61 olur, ya 51 olur. Yani ara bir namlu koymuş. Önceden aslında işte 55
namlu, 60 namlu, 65 namlu, 70 namlu diye gidiyordu Türkiye'de. Hmm. Sonradan birileri ilave ettiler. Hmm. Tabii 61 oldu, tabii 76 oldu, biraz da. 76 oldu, işte 71 oldu vesaire vesaire. Bunlar eskide kalmışlar yani. Aynı 75 tabii namlu. Tabii bu tüfek sıfır. Evet. Ha, bu tüfek sıfır. Arkadaşlar tüfeklerin fiyatlarını da söyleyeceğiz videonun içerisinde, bilginiz olsun. Şimdi tüfeğimizde arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Beretta Ultralight'ta zaten ismine münasip arkadaşlar karbon fiber bir şerit bant var üzerinde. Normal bizim Rus Baykal'ımızda çelik arkadaşlar, evet. Şerit bant var. Evet, namlu beyaz arpacık sadece. Namlu kırmızı Beretta'larda olduğu gibi fiber optik. Light ismini zaten hafifliğinden alıyor. Tabii. Ya ben şunu metal zannediyordum da sen söyledikten sonra baktım. Bu metal sağlamlığında karbon fiberden yapılmış. Karbon fiberden. Evet, sağlam bir malzeme gayet. Bakın diğer Beretta A400'lerdeki gibi dipçiğinde kalın bir pet yok. Ultralight olmasından sebep incecik bir pet var, omuz pedi. Evet, omuz pedi koymuşlar. Arkadaşlar burada gramajı dahi düşünmüşler yani. 5 gramı 10 gramı bile düşünmüşler. Şimdi şunun omuz pedini tartarsak, bir de şunun omuz pedini tartarsak arada 50-60 gram oynar. Yani oynar. Her şeyi düşünmüşler. Ve bu tüfekte Beretta'da arkadaşlar şunlar bile sökmeli takmalı. Kutusunda geliyor. Muhtemelen bunlar yokken tüfek tartılıyor. Bunları bir tartalım. Evet. Bunlar yokken tüfek tartılıyor. Bunsuz tak. Evet. Tak onları tak. O iki tane asıl kayışlığı 31 bile. 31 gram. Evet. 30 gram geliyor. Yani resmen tüfeğe. 2 kilo. Yani 2 kilo 730'a düşürüyor. 2 kilo 730'a düşürüyor. Evet. Rus Baykal'ınkiler sabit arkadaşlar. Asıl kayış yerleri. Şimdi bu Rus Baykal'ın en önemli özelliği, tabii ben kendim kullanmadım avda birebir. Bilenler, isteyenler, kullananlar söylüyor. Namlunun yakıcılığı. Rus Baykal'larda namlu yakıcılığının çok üst seviyede olduğunu iddia eden arkadaşlar var. O konuda bir fikrim yok. Şimdi mekanizma yapılarına bir bakalım. Önce Rus Baykal'ı bir sökelim. Şarjör sonunu çıkardık. Buradan kundağı çıkarıyoruz. Buradan namluyu çıkarıyoruz. Daha sonra da kurma kolunu çıkarıyoruz. Kurma kolunu çıkardıktan sonra arkadaşlar, evet, tüfeğimizin şarjör borulu kasası, gaz odası, mekanizması, kızağı. Arkadaşlar iki tane kocaman gaz deliği var tüfekte. Soğukta çalışmama şansı yok. Şöyle gaz deliklerini sizlere görebildiğiniz ölçüde göstermeye çalışıyorum. Aşağı şu kısımda, şuraya dikkat ederseniz şu alt kısma, iki tane kocaman gaz deliği var tüfekte, namluda. Mobil şoklu namlu. Burada dikkatimi çeken bir özellik, mekanizması arkadaşlar Rus Baykal'ın çift tırnaklı. Evet. Bakın arkadaşlar, çift tırnaklı bir mekanizması var. Fişeğe çekerken iki tırnak birden fişeğe çift tarafından çekiyor. Evet, mekanizma buraya oturuyor zaten. Oturtturalım. Şu piston da arkadaşlar çok farklı. Etrafında bir sarmal var. Çelik bir sarmal. Pistonun içi farklı. Pistonun şu yapıları farklı. Üzerinde heavy loads, light loads diyor. Yani tahmin ediyorum ki bu taraftan takarsak ağır atış, aşağıya doğru çevirirsek yumuşak atış. Ben hiç böyle bir mekanizma görmedim. Evet arkadaşlar, ağır gramaj ve yüksek gramaj yazıyor. Alt kısım light diyor. Loads hafif fişekleri atmak için. Üstte heavy diyor, ağır fişekleri atmak için. Evet arkadaşlar, yani gaz odası pistonu çok farklı bir şekilde yapılmış. Buna benzer bir yerli tüfek göremedik. Yani yok. Ya da yabancı tüfek göremedik benzetilen. Bunu şimdi bir yerine takalım önce. Şu şekilde takılıyor. Çift tırnaklı mekanizmasını da arkadaşlar bildiğimiz iğnesi içinde gözüküyor zaten iğne mekanizmanın içinde. Buradan bastırdığımız zaman arkadan çıkıyor. Bunu da yerine oturtturalım. Evet, şarjör borusu 4+1 şarjör borusunun üstündeki icra yayı. Şurada iki tane dönen üstteki metal, alttaki plastik segment. Segment gibi bir şey sabitlemeye yarıyor herhalde mekanizmaya. Yayı da şöyle sıkıştıralım. Evet.
Ve tüfeğin şöyle iç kasasına bir bakalım. Kasada herhangi bir... Farklı bir dizayn yapmışlar ama yani. Evet, farklı bir dizayn yapmışlar. Mekanizmasıyla birlikte tekrar tüfeğimizi toplayalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar mekanizma filmimizin kertiği var önünde. Kertiği tam alt ve üst mekanizmaya denk getirmek gerekiyor. Evet, aynen öyle. Girdi arkadaşlar mekanizması. Evet şimdi tekrardan... Yalnız namlu kepi de bir yarım. Bir yarım kep de içeride var. Namlu kepini göstermeden geçmeyelim. Yine namlu kepi çok farklı arkadaşlar. Bakın. Yine namlunun içine bakın. Şöyle namlunun içine ışıkta bakmak istiyorum bir de. Pırıl pırıl. Şöyle göstermek istiyorum kamerada. Namlunun içini görüyor musunuz arkadaşlar? Pırıl pırıl. Tüfeğimizi son aşamada el kundağını namlumuza giydiriyoruz. Şöyle borusu, güzel yayı. Evet, kepi de mekanizmanın üstüne doğru. Dur bir dakika, şöyle oturtturuyoruz. Buradan da şey merak ettim, takoz olayı nasıl? Takoz nasıl çıkıyor? Çek bakayım onu bir. Şuradan pistonunu, sekmanını. Sabit mi? Yok, sekmanını şuradan. He. Bunu bastırıyorsun, tık alıyorsun. Alıyorsun, evet. Bir şeyle bastırıyorsun onu değil mi? Pim gibi bir şey, muhtemelen evet. Kutusunun içerisinde elle vardır. Elle çıkmıyor arkadaşlar, pimle çıkıyor, evet. Tüfeğimizi topladık. Tırma kolu sert arkadaşlar. Yani bayağı bir sert. Bizim eski gazlı tüfeklere benziyor. Evet. Kurma kolu. Nişangahı çok güzel. Nişana gayet güzel geliyor. Tüfeğimiz. Evet. Şimdi bunu koyalım. Beretta'yı zaten daha önce sökmüştük. Benzer yerlerini söyleyelim. Yine arkadaşlar Beretta'da da şu şekilde bir cut-off tuşu var. Kasanın ters tarafında. Kullanıyor musun abi bunu avları sık sık? Sen şimdi bunu, ördeğe falan gitmiyorsun herhalde. Yakın bunu, mesafe. Yok bunu kullanıyorum. Sık sık değil bize av sonunda namludaki fişeği çıkarmak için. Fırlamasın diye yavaş. Ketofa bastığın zaman özelliği fişeği yavaş avucunun içine düşürüyor. Basmadığın zaman çektin mi fişek fırlıyor avucundan kaçıyor. O amaçla kullanıyorum. Onun dışında fişek değiştirirken falan yani kullanıyorum. Hani keçe tapa varsa ağzında uzakta güvercin gördüyse power takıyorum. Yani içine power'a çeviriyorum vesaire. Ama gayet temiz. Sen kaç yılında almıştın bunu? 2018'di galiba değil mi? 18. 2006 yıl. Yani 2018 çizik yok yazıyor. Tüfekle de bir iki sefer düştüm. Düşmedim değil. Keklikte kayalara düştüm. Çullukta çamura düştüm. Bir iki sefer ama tüfek çizilmedi yani. Tüfek elimden fırladı gitti. Ona rağmen gayet temiz. Yani gayet temiz tüfekte. Çizik hiçbir yerinde yok. Çizik müzik vesaire hiçbir şey yok yani. Tüfek düştü. Ona rağmen güzel. 3 tane şoku var arkadaşlar. 1-3-5. Şöyle mekanizmasını da sizlere göstereyim. Cut-off tuşu Baykal'daki gibi var. Portatif arkadaşlar. Askı kayışı takma yerleri. Sökülebiliyor. Demin Ramazan gösterdi. Evet bunu biraz daha fazla çeviriyoruz. Bunun arkadaşlar dış yüzü polimer. İçi metal segmanlı. Aynı şekilde kundak çıkıyor yine. Yine arkadaşlar namlu çıkıyor. Bakın namlu çıktı. Tabi Beretta'nın namlu kepi falan. Daha farklı. Daha fazla içeriye giriyor. Daha farklı. Ekstradan pistonu arkadaşlar demin Baykal'ın pistonu şu kadardı. Ağır fişek ve hafif fişek olarak. Bunun arkadaşlar pistonu şu. Bakın. Şu kadar küçük. Kendi kendini temizleme özelliği mevcut. Bunu göstermiştim. Daha önce etrafındaki tırtıklı sekmandan sebep. Beretta'da arkadaşlar şu anda ben 1, 2, 3, 4, 5 tane gaz deliği görüyorum. Aslında Beretta'da soğuk sıcak seçmez bence. Evet. 5 tane gaz deliği var içinde. Fakat şuradan çıkan delik tahmin ediyorum ki tek içeride 5'e dağılıyor. Öyle değil mi? Evet. İçeride 5'e bölünmüş. Şuradan çıkan delik tek. Bunu yerine koyuyoruz. Şurada şöyle sökülemeyen bir yaylı kısım var. Sökülemeyen derken anahtarla sökülebilecek olan.
namlumuzu da şöyle koyalım. Arkadaşlar yayı çıkaramıyoruz. Yani yayı çıkaramıyoruz derken şey sökmüştün. Çıkarsan tekrar şey. Bak. Evet. Araya bir denk getirdim. Bir daha anahtar gibi çeviriyorum. Tık evet. Tık. Pim düşmesin diye av esnasında arkadaşlar. Anahtar gibi, kapı anahtarı gibi. Evet, kapı anahtarı gibi yapmışlar kolu. Evet. Burada şöyle bir farklı özellik var Beretta'da. Mekanizma kızağa kaynaklı arkadaşlar. Kesinlikle düşmez. Mekanizmayı tek başına alamıyorsunuz elinize. Kızakla birlikte ve yayla birlikte geliyor. Bakın. Yay da bunun içinde. Bu ayrı bir parça. Burada. Yani buradan ne yayı çıkarabiliyorsunuz, az bir ne şey yapabiliyorsunuz. Ve yayı gene polimer bir kılıf içine koymuşlar. Polimer kılıf içinde yayı çıkıyor. Çıkar. Yani illaki çıkıyordu. Yani montaj yaptıkları için illaki şu şekilde yapınca bir şekilde yok, çıkar. İleri çekiyorsun, yani çıkartıyorsun. Çek ileri bak şöyle. Şöyle az aşağı çektireceğim. Heh. Evet. Çıkıyor da biraz zor. Onu içine takacağız tekrar. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada da ben burayı hiç sökmedim. Sökmüş olduk şimdi. Sökmüş oldu. Hiç kir gördün mü? Yok. Bakın hiç, elim... hiç sökülüp temizlenmediği halde bu tüfekle yani kaç bin atış yapıldı Allah bilir. Bakın pırıl pırıl çıktı yayı ve yayın içindeki şey sökmememize rağmen. Kendi kendine temizliyor. Temizliyor, şey vermiyor. Mekanizma da bu şekilde sabit. Onun dışında kasa da acayip hafif yani. Ya. Şöyle baktığın zaman baksana şuna. Her şey hafif. Bir kilo 150 gram. Bir kilo neredeyse arkadaşlar. Evet, bunu şimdi mekanizmamızı tekrar yerine koyuyoruz. Evet, takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi namlumuzu kundağımıza yerleştirelim. Bu arada şu kundağın önü de farklı Beretta'da. Tüfeğe göre yapmışlar bunu da. Aşağıdan yine barut artıklarını atma yeri açıklığı bırakmışlar. Diğer tüfeklerdeki gibi yanda değil. Evet, yandan değil gaz çıkışları alttan. Alttan vermişler gaz çıkış kısmını. Ya tamamen kendine özgü. Evet. Bir saniye. Tam oturmadı. Evet, biraz böyle sağa sola oynayarak. Evet, çır 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 sıkmaya başlayınca. En yüksek gramajı ne atıyorsun abi? 34'ün üstüne çıkıyor musun? 34, 60 gram attım bir gün. Neyle? Bununla. 60 gram. Evet. Bu süper magnum değil ki. Süper magnum değil. Öyle bir yanlışlık yaptım. Arkadaşlar, 60 gram süper magnum. Fişekler hem de Winchester'ın. Winchester'ın 60 gramını attım. Şimdi 60 gram fişek normal 76 yatağa giriyor. Girer. Girmeye giriyor çok rahat. Mekanizma kapanıyor. Ben dedim ki şurada bir yerde girmez. Fişek dışarıda kalır fişeğin kafası. O gün de arkadaş 4 tane benim tüfek atmıyor dedi. Bunu bana birisi verdi. Senin tüfek atıyorsa dedi. Al dedi. Ben de baktım. Uzun normal kullandığımız magnum yatak. Bir sokayım dedim bakayım. Soktum. Girdi. Mekanizma da kapandı. Ha, atışı hazır dedim. Tamam. Ördekler de o gün uzaktan geçiyor bayağı. Yaklaşmıyor. Tamam dedim. Ben dedim bununla indireceğim ördeği. Gölün içinde işte kayıkta oturuyoruz. Ulubat Gölü. Buradan selam olsun oradaki dostlara. Ördek geçti, bir tane patlattım ama omzum çıkıyordu. Yani omzum çıkıyordu, bir de bir ses yapıyor. O kışta havalı güneşliydi gerçi ama ondan sonra ve fişek boş kovanı atmadı. Atmaz. Çünkü ağzını evet. Açıyor, açtığı için atmaz. Şu mesafe yetmiyor, takıldı. Şu mesafe, şimdi girerken böyle çapraz soktuğun için giriyor ama çıkarken kovanın evet. Ağzı açılıyor ve içeride kalıyor ağzı. Fırlatmıyor. Neyse bayağı şimdi ultralight modelinde de demin bahsettik dipçik pedi arkadaşlar ince. O yüzden tepmeyi bunda fazla hissediyorsunuz. Tüfeği hafifletmek amacıyla şöyle Rus Baykal'daki bir kalın delikli bir absorbe edecek dipçik pedi kullanmamışlar tüfeğin yapısından ziyade. Onun dışında zaten çullu gavlarında ben 34 gram
kışın ağır şeylerde sürekli 34 gram atıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yani 34 gram fişekle keklikte de atıyorum, çullukta da atıyorum, ördekte de 34-36 da atıyorum. Hani 34-36 normal tüfek gibi kullanabiliyoruz. Tabii tavsiye etmiyoruz. Bu başına geldiği için anlatıyorum. Buradan avcı arkadaşlara da söyleyelim. Ben yaptığım hatayı burada sizlerle paylaştığım hata olduğunu da burada tecrübelerimi sizinle paylaşarak sizlerin de yapmamasını öneriyoruz yani. Süper Magnum var mesela bir tane. Hayır şimdi yok. Tüfek bir de şey Ramazan. Tüfek İtalyan. Tabii Avrupa İtalyan. Tüfek. Yerli, bir de yerli de olsa. Yerli tüfekte o gramajda bir şeyi koymak daha riskli. Tabii canım. Yani namluya zarar verebilirsin. Kendine zarar verebilirsin. Lan, tüfek önemli değil de kendinize zarar verirsiniz. Evet. Neyse işin özeti. Mat bir boyası var. Rus Baykal'ın. Namlu yine mat bir boya. Ultralight'ta Beretta'nın kendine özel A400'lerin kendine özel bir rengi var. Parlak, ışıl ışıl bir namlu. Yine kasada ona uygun yine yarım at güzel bir kasası var. Burada tabii ki biri dünya markası Avrupa devi Beretta. Bir tanesi de Rusların devi av tüfeğinde Baykal. İtalyan aygırı diyelim. İtalyan aygırı Rus ayısı diyelim. Rus ayısı Rusların diyelim. Rusların simgesi arkadaşlar ayı olduğu için o yüzden hani biri hakaret kutup ayısı. Anla, yok. Hakaret etme anlamında söylemiyoruz. Güçlü. Evet. Güçlü olduğu evet, için. Evet. Rus ayısı ve İtalyan aygırı. İkisi bir arada iki modeli bugün sizlere gösterdik, tanıttık. Bir de kutuların içinden nasıl çıkıyorlar? Nasıl kutuları var? Yani nasıl bir kutuda geliyor tüfeklerimiz? Onları bir gösterelim. Şöyle koyalım. Evet. Ondan sonra fiyata geçeceğiz arkadaşlar. Bu Baykal abi. Karton çantada geliyor. Arkadaşlar gibi. Baykal'ın kutusu bu şekilde. Burada güzel geyik figürleri vesaire yapmışlar. Evet. Açalım bir kutuyu. İçinde ne var? Merak etme. Ters çevir abi. Öyle değil. Şöyle. Şu şekilde gövdenin koyulduğu kısım. İşi boş kutunun. Hiçbir şey yok. Evet. Şurada garanti belgesi, kullanım kılavuzu vesairesi var. Evet. Şu da boş herhalde galiba. Işte, o da boş. Bu da namlu için. Şurada şokları ve dipçik ayar pulları, şok anahtarları var. Arkadaşlar. Biraz yağlı. Şokları ne kadar kısa bunun. Evet. Şokların boylarına bakar mısınız? Yaklaşık 3,5-4 santim civarı. 4 santim yok yani. 3,5 gibi. Namlu uzun. Gerçi namlunun içinde gösterdim size. Bu şoku demek ki bu tüfekle güzel kombinasyon yapmışlar ki böyle bir şok yapmayı tercih etmişler. Üstü, yalnız üstü jelatinli. Jelatinli. Şunu arkadaşlar dipten somonlu. Bak uç kısmı burada şok açma yerleri dışta. Dipten somonlu. Evet alttan somonlu. Alttan somonlu. Namlunun üstünden değil arkadaşlar içinden somonlu. Evet. Somun yatakları dipte aşağıda. Evet koyabilirsin. 5 tane şoku var bir de üzerinde. 4 evet. Tane burada var bir de üzerinde. Evet, Beretta'ya bakalım. Beretta nasıl geliyor? Bunu koyalım yerine. Beretta da yine böyle bir karton kutu içerisinde arkadaşlar. Plastik çanta. Plastik çantası çıkıyor. Benim kendi kutum. Yeşil bir kutu. Beretta'nın ön ve arka yüzünde antenleri mevcut. Tüfeği avda kullandığım için kutunun içi... Şöyle açalım abi. Bu devamı böyle. Öyle mi? Evet. Evet. Kutunun içinden arkadaşlar bakın bir dünya işte poşetleri vesairesi ondan sonra garanti belgesi tüfeğe ait işte bir broşür garanti belgesi tüfeğin Beretta'nın burada yine bir garanti belgesi 1+2 diyor 3 yıl garantiliymiş 1+2 Beretta evet bak güzel bir çalışma var burada. Çok güzel. Burada arkadaşlar tüfeğin sökümü, takımı her şeyi gösteriliyor. Tetik kilidine kadar tüfeğe göstermişler. Hatta buraya not yazma şeyi düşmüşler. Hani sökerken şunu unutmayın. Anladın evet. Mı? Arkadaşlar şöyle bir içinden takoz çıkıyor. Fakat tüfeğimiz, Beretta'mız 2+1 arkadaşlar takozlu. Takozu çıkardığımız zaman 4+1. Şu anda içinde takoz var ama kutunun içinde de böyle bir takoz var. Bilemiyorum. Tüfeğimizin kapasitesi şu anda 2+1. Ama kutunun içinden de böyle bir takoz çıkıyor. Yedek takoz mu bilemiyorum artık. Nedir ne değildir. Bunu koyalım. Şöyle. Kutunun içinde bir de yeri var bunun. Onun dışında Beretta kendi harbi setini göndermiş. Ahşap. Ahşap arkadaşlar. Made in Italy yazıyor. İtal bir harbi seti gönderiyor. Tüfeğin namlusuna zarar vermesin diye. Ahşap. Dipçik ayar pulu.
Hem metal hem contalı. Üstten üstüne hem koymak için. Hem alt hem üst. 65-50. Burada kutunun içinde yine Beretta'nın kendine özel Beretta markalı silah temizleme bakım yağı mevcut. Kutusu da bu şekilde. Yani burada bu yağı ben almıştım zannedersem. Şöyle kutuda gördüğünüz gibi tüfeğin dipçik ve kundak kısmı, namlu kısmı vesaire yerleştirme yerleri hazır. Beretta'ya göre yapılmış. Evet. Buraya biz harbi setimizi koyuyoruz. Buraya da koyalım. Bu arada 1, 3, 5 şokları var. Tüfeğimizin şok yerleri de var. Onlar kılıfta. Av yeleğimde kılıfta arkadaşlar. Tüfek aktif kullanıldığı için sezonda başlıyor. Bu arada köpeğim yağı da arkadaşlar kayboldu, gitti gelmedi. Buradan bilgisini de vereyim. Başına bir iş gelmiş olabilir. Yani... Ne arıyor bulup gören bize haber verirse bir hediye yapacağım. Öyle mi? Evet. Nasip kısmet inşallah iyi olsun da önemli olan. Evet, Rus'u fiyatlara gelelim. Evet. Abi Rus Baykal'ın fiyatı 45 bin lira. Evet arkadaşlar duydunuz bu güzel tel tüfek. Yani kendine has, kendine özgü özellikleri var. Gösterdim gerek çift tırnaklı mekanizma yapısı, ketok tuşu var ve daha başka 75 namlu gaz sistemi 4+1. Evet, gaz odası, gaz pistonu vesairesi çok farklı özel. Bu elimizdeki Beretta'mızda arkadaşlar 450 gram daha hafif. A400 Beretta'nın en son modeli Ultralight. Bunun fiyatı da tahmin ediyorum ki 80 binin üzerinde herhalde. Değil mi? Efendim? 80 binin üzerinde tahmin ediyorum ki fiyatı. 88 bin, 85 bin bandında ama tam emin değilim. Tüfeklerin A400 serisinin hiçbiri yok şu an. Ağustos ayı sonunda ya da Eylül başında gelecek diyorlar. Yani arada yaklaşık olarak 2 kat fiyat farkı var. Tercih sizlerin. Tüfekleri inceledik her iki şekilde de. Yorumları ve tercihleri sizlere bıraktık arkadaşlar. Evet, böylelikle Baykal meraklısı olan arkadaşlara da Baykal'ın yarı otomatik av tüfeğini incelemiş olduk. Bu arada Baykal'ın çifte ve pozelerinin daha meşhur olduğunu söyleyen arkadaşlar evet, da var yarı otomatiklerinden. İnşallah onlara da inceleme fırsatımız olur. Nasip kısmet. Evet, bu arada Çatalbaş Av Market'in internet sitesi açıldı. çatalbaşavmarket.com. Buradan ürünlere bakabilirsiniz. Ürünler daha yeni yeni girilmeye başladı web sitesine. Bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak A'dan Z'ye. Evet, oradan arkadaşlar ürünleri inceleme fırsatınız, WhatsApp'tan iletişim kurma fırsatınız var. Instagram adreslerimizden de bizlere özelden DM'den yazabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Instagram adreslerimizde de durumlar, güncel durumları paylaşıyoruz sürekli. Oradan da güncel durumlardan haberiniz olur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutan arkadaşlar varsa da hala abone olup bizlere destek verirlerse seviniriz arkadaşlar. Tüm dostlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Herkese kazasız belasız, güzel 2024-2025 bir av sezonu diliyoruz. Tüm dostlara rast gelsin.